Tüm Avrupalı kitap severlere selamlar. Ekrem İmamoğlu kitabının yazarı Sayın Şirin Minek Kılıç Hanımefendi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Hanım var. Şirin Hanım, kitabınızla ilgili neler söylemek istersiniz? Ekrem İmamoğlu kitabı benim sevgili başkanım kitabı olarak, isim olarak daha doğrusu, 2016 yılında basıldı. 2014 yılındaki seçim kampanyasını ve kendi biyografisini anlatan bir kitap yazdık. Ben gazeteciyim. 2014 yerel seçiminde medya danışmanı olarak Ekrem Bey'le çalıştım. Ve o çalışmam neticesinde de bu kitabı yazmak istediğimi kendisine söyledim. O da buna evet dedi. Sağ olsun ve bu güzel kitabı ortaya çıkardık. İçinde yani biyografisi ve yerel seçim kampanyası var. Daha sonra 2016'dan sonra 2019 seçimleri öncesinde kitabı revize ettik. Ve 2019'a gelene kadar neler yapıldığı da Beylikdüzü'nde bu kitabın içinde bulunabilir. Ben gazeteciyim, 25 yıllık gazeteciyim. Siyasi iletişim danışmanlığı da yapıyorum. Aynı zamanda feminist aktivistim. Kadın Adayları Destekleme Derneği de üyeyim. Yıllardır kadın alanında da çalışıyorum. Ekrem Bey'le çalışmamız, bu kitap hakkındaki çalışmamız sürecinde beni en çok etkileyen kadınlarla birlikte yaptıkları oldu. Yönetiminde %50 oranında kadına yer vermesi çok değerli bir şeydi bu süreçte. Hem ondan etkilendim, hem samimiyetinden, dürüstlüğünden ve yaptıklarından etkilenerek bu kitabı yazmak istedim. Bu şekilde ortaya çıktı. Çok teşekkür ederim. Ben kitabınızla ilgili Dilek Hanım'a da söz hakkı vermek isterim. Dilek Hanım, siz Şirin Hanım'ın kitabı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii ki çok güzel bir kitap. 2014 Beylikdüzü yerel seçimlerinde seçim kampanyası süresince yaşadığımız bütün her şeyi Mine çok güzel bir şekilde kaleme aldı. Tabii ki kitabı ortaya çıkardı. Herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Objektif bir gözle her şeyi birebir yazdı ve o takım çalışmasını, insanların bu seçim süresince nasıl birlik olma duygusunu çok güzel işledi. Çok teşekkür ederim. Buradan Avrupalı kitap severlere son olarak Şirin Hanım, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Köyün Kütüphanesi çok güzel bir girişim olmuş. Tebrik ediyorum sizi. Avrupa'daki ve herhalde dünyadaki Türkleri kitaplarla, Türkçe kitaplarla buluşturuyorsunuz. Ben başarılar diliyorum ve binlerce kitabı onlara sunun diyorum size. Çok teşekkürler. Sizin son bir sözünüz var mı? Herkese iyi okumalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Buradan tüm Avrupalı kitap severlere selamlar gönderiyoruz. Avrupa okusun diye.